Sevgili seyirciler bugün yine karşınızdayım. Bugün daralmış zihinlerden nasıl bir çıkış yolu bulabiliriz ona bakacağız. Bildiğin üzere dünya küçücük bir virüsle mücadele ediyor. Ülkeler halkını bu pandemiden kurtarmanın yollarını arıyor. Bir de günümüzün ülkeleri birbirleriyle savaş halinde. Uzak doğu ile uzak batı arasında. Sessiz ve derinden giden büyük bir savaş. Orta Doğu'da savaşlar zaten hiç bitmedi. Burada ölümler zaten hiç dinmedi. Buraya zaten hiç huzur gelmemişti ki. Afrika'da hala insanlar ölmeye devam ediyor. Günümüzde dünyanın her yerinde çocuklar ölmeye devam ediyor. Maalesef bugünün modern dünya insanı mutlu ve güvenli değil. Üzgünüm bugünkü programa böyle olumsuz başladım. Üzgünüm. Aynı şekilde zihinler de karışık. Düşünceler de birbirleriyle savaş halinde. Belki de düşüncelerdeki kavga bugünkü dünya insanını şekillendiriyor. Kim bilir? Başımı iki elimin arasına alıp şöyle bir düşündüğümde, derinlerden baktığımda evet bir çözüm görüyorum. Bir çözüm var. Çözüm sende başlıyor. Çözüm bende başlıyor. Kendini küçük görme. Küçümseme kendini. Sende büyük bir çözüm var. Bu savaşları durdurmanın çözümü sende biliyor musun? Nasıl mı? İlk önce ben kimim sorusuyla başlamak lazım. Ben kimim? Nereden geldim ve nereye doğru gidiyorum? Niçin varım? Yaşamanın anlamı nedir? Bu sorulara verdiğimiz cevaplarla her şey yeniden başlayacaktır. Sen kimsin biliyor musun? Sana senin kim olduğunu söyleyeyim mi? Bir de kendine böyle bak bakalım. Kendini burada görecek misin? Sen iki domino taşı arasındakisin. Hem önünde gidenler var, hem de arkandan gelenler. Sen hayal ile gerçek arasında kesin. Bir sürü hayallerin vardı. Bir de yaptığın gerçekler var. Sen patronunla işin arasında kesin. Sürekli üretmek zorundasın. Ve hesap vermek zorunda olduğun bir patronun var. Biliyor musun? Sen anne babanla çocukların arasındakisin. Onlar seni... Sen de çocuklarını dünyaya getirdin. Sen geçmişin ile geleceğin arasındakisin. Bir tarihin ürünüsün ve geleceğe bir tarih yazıyorsun. Sen sevap ile günah arasındakisin. Sen cennetle cehennem arasındakisin. Sen hep aradasın, farkında mısın? Ve hep şekilleniyorsun. Her şey seni şekillendiriyor, görüyor musun? Bugün senin atacağın adımlar yarınlarını oluşturacak. Fakat sen bugün adım atabilmek için geçmişinden ilham almak zorundasın. Geldiğin yeri iyi bileceksin ki gideceğin yönü görebilesin. Sen geçmişin ile geleceğin arasındasın. Sen iki nokta arasındaki uzun bir çizgisin. Sen doğum ile ölüm arasındakisin. Doğduğun yeri de iyi bileceksin. Öleceğin yeri de iyi bileceksin. Bu ikisini iyi bilirsen yaşam çizgini de iyi çizebilirsin. Bu çizgini sen çizeceksin. Şimdi önemli bir soru. Peki bütün bunları Nasıl başaracaksın? Biliyor musun? Bence bir çözüm var. Bütün bunları başarmanın bir çözümü var. O çözüm de eslem. De eslem. De eslem nedir biliyor musun? De eslem, asıl yaşam amacıdır. Var olmanın gerçek amacıdır. De eslem. yaşama hocam. Eslam'ın beş selamı var. Birinci selam. Kendin ile selam olmak. Özünü iyi tanımak. Kendinin farkında olmak. Kendi geçmişini iyi tanımak. Karakterini, huyunu iyi bilmek. içindeki cevherin farkında olmak. Kendin ile barışık olmak. Huzurlu olmak. Mutlu olmak. Velhasıl Eslam'ı olmak. İkinci selam, seni yaradan Rabbin ile esselam olmak. Onu fark etmek, sürekli kaçtığın, yok saydığın o yaradan var ya, onunla yüzleşmek. Her şeyin onun elinde olduğunun farkında olmak. Senin ile onun arandaki ilişkiyi keşfetmek. Onunla barışık, onunla barışmak, araya düzeltmek. Onun adına konuşan hiç kimseyi değil, sadece içinden sürekli sana doğru konuştuğunu fark etmek. Durup onu dinlemek. Sonra uzun uzun dertleşmek. Hayatında aldığın kararların hepsini onunla beraber almak. Ama onunla eslam olmak. Onun eslamın kaynağı olduğunun farkında olmak. Üçüncü selam, ilk önce annenle Sonra babanla. Sonra eşin ve çocuklarınla. Sonra yakın akrabalarınla. Sonra uzak akrabalarınla. Sonra yaşadığın şehirdeki insanlarla. Sonra yaşadığın ülkedeki insanlarla. Sonra içinden geldiğin toplumun insanlarıyla. Sonra dünyadaki bütün insanlar, insanlarla. Esselam olmak. Esselam üzere beraber yaşamak. Onların huzuru, mutluluğu için güvenliliği ve daha da ilerlemeleri için bu hayatta var olmak. Sadece kendi insan için değil, bütün insanlığın selameti ve refahı için çalışmak. İnsanı yaşatmak için var olmak. Öldürmek için değil, yok etmek için değil. Bütün dünya insanına sesleniyorum. Bütün dünya insanına sesleniyorum. Yaşayan herkes için, gelecek nesiller için hayat olmak var olmak bir yerde güç kullanması gerekiyorsa silah kullanması gerekiyorsa öldürmek için değil diriltmek için o silahı kullanmak sadece bizden olanların daha uzun yaşaması için değil düşmanlarımızın dahi bizde dirilmesi için selam olmak bütün insanlığa selamı yaymak için var olmak dördüncü selam kedilerle, köpeklerle, böceklerle, örümceklerle, kelebeklerle, ineklerle, öküzlerle, velhasıl bütün hayvanlarla ve bütün canlılarla selam almak, onları korumak, yaşatmak, hiçbir zaman yok etmek olmamalı. Bil ki onun varlığı senin varlığınla ilişkili. Çünkü her varlık birbiriyle denge halinde. Bir hayvanı yok ettiğinde senin var olmana katkı sağlayan bir şey yok ediyorsun. Çünkü mega canlılar ortamında her şey birbiriyle denge halinde. Biri yok olduğunda bütün denge bozulur. Beşinci selam. Beşinci selam otlarla, ağaçlarla, havayla, suyla, doğayla, atmosferle, ayla, güneşle ve dahi evrenle esselam olmaktır. Kendi yüzünden başlayarak, sonra yaradanınla, sonra en yakınlarından başlayıp bütün insanlarla, sonra hayvanlarla ve canlılarla, sonra bitkilerle ve doğayla, bütün ilişkileri esselam üzere inşa etmek, hayatı esselam üzere okumak, esselam üzere yaşamak, ve esselam, olmak. ve esselam üzere ölmek. Ve esselam üzere yeniden Nedir bu esselam olmak? Esselam olmak, ilişki içinde olduğun şeyle huzurlu ve mutlu olmaktır. Onun selameti için çalışmaktır. Ona senden hayır dokunması için uğraşmaktır. Ona güven vermek, güven üzere ilişkileri inşa etmek. Esselam olmak. Esselam olmak, korkudan beri olmaktır. Esselam olmak, barış ve huzur içinde olmak. İşte hayatın formülü bu. Amaç bunu her yerde ve her şekilde uygulamak. İşte o zaman fabrika ayarlarımıza dönmüş olacağız. Bütün güzellikler sizin olsun. Bütün mutluluklar sizin olsun. Esselam size olsun. Hoşçakalın selametle kalın. Düşünce okulu bu haftalık